Arkadaşlar merhabalar, TYT Matematik kampımızda geldik bugün 24. güne 32. videoya. Ben İsmail Hoca'nız, S.M.L. Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, kampımıza buradan devam ediyoruz. Barış Yayınları video ders kitabından işliyoruz arkadaşlarım konularımızı. Bu kitabı, değerli kitabı satın almak isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmında linki mevcuttur. Tek tıkla satın alabilirsiniz. Evet... Gençler bugün yeni konuya geçiyoruz 32. videoda. Üstü sayıları işleyeceğiz. 3. bölüm konusu olan üstü sayıları işleyeceğiz. 3. bölümde üstlü, köklü ve çarpanları ayırma konularımız mevcut. Şimdi ise üstü sayıların kazanım bakışlarını beraber işleyeceğiz. Arkasından yine ÖSYM bakış ve SML bakış gelecek şekilde. Evet eğer hazırsanız geçelim derse. Şimdi tabi üstlü ifadeleri önce bir ee, anlamamız gerekiyor. Biz burada A'ya taban ve N'ye üst diyeceğiz. Bunları demek üzere A üzeri N ifadesine üstlü ifade diyeceğiz arkadaşlar. İşte burada N sayısı için herhangi bir ifade belirtilmemiş. Yani illaki de pozitif olacak diye bir kuralımız yok. A üzeri eksi 2, 3 üzeri A, A üzeri 4, A üzeri 1 bölü A, A üzeri A ifadelerinin her biri üstlü ifadeye birer örnektir. Tabi burada hani... A'ya taban N'ye üst diyeceğiz. A üzeri N ifadesine üstlü ifade diyeceğiz. Ama yani hani şöyle bir şey yapamayız. Mesela sıfırın sıfırıncı kuvveti diye de bir üstlü ifadeden bahsedilemez. Tamam. A bir gerçek sayı ve N pozitif bir tam sayı olmak üzere. A üzeri N ifadesine de üstlü sayı diyeceğiz. Bak üstlü ifade üstlü sayı. Üstlü sayı dediğimiz anda hocam Burada sen A'yı gerçek sayı seçeceksin. Neyi pozitif tam sayı seçeceksin. İşte buna üstü sayı diyeceğiz. A üzeri n ifadesi A'nın eninci kuvveti diye de okunacak. A'nın eninci kuvveti de bak burada yan yana A tane A'nın pardon en tane A'nın çarpımı olarak karşımıza çıkıyor. Gel bir de üstü ifadelerin özelliklerine beraber bakalım. Şimdi ilk özelliğimiz A sıfırdan farklı olmak üzere bir sayının 0'ıncı kuvveti daima 1'dir diyoruz. Az önce de belirttiğim üzere 0 sıfır üzeri 0'ı kabul edemeyiz. 0 üzeri 0 belirsizdir arkadaşlar. İkinci özelliğimiz n pozitif reel sayı olmak üzere 0'ın n'inci kuvveti daima 0'dır. 0'ın eksi n'inci kuvveti yani n pozitifken 0'ın eksi n'inci kuvveti mesela 0'ın eksi ikinci kuvvetini aldım. Bu ne demek? 1 bölü 0'ın karesi demek. 1 bölü 0'ın karesi 1 bölü 0'dır. 1 bölü sıfır da tanımsızdır. İşte bundan kaynaklı sıfırın negatif kuvvetini alamayız. Tanımsızlık verecektir bize. Üçüncü özelliğimizde ise sıfır hariç her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Şimdi şöyle ki işte 5'in birinci kuvveti nedir? 5'tir. 7'nin birinci kuvveti nedir hocam? 7'dir. Eksi 7'nin birinci kuvveti nedir? Eksi 7'dir diyeceğiz. N bir tam sayı olmak üzere. 1'in eninci kuvveti 1'dir. Eksi 1'in çift kuvveti 1'dir. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'dir diyoruz. Şimdi zaten bu tek kuvvet çift kuvvet olaylarını biz teklik çiftlik kavramında görmüştük. Negatif bir sayının çift, çift kuvvetleri pozitifti. Negatif bir sayının tek kuvvetleri negatifti. Burada da buna vurgu yaptık tekrardan. Beşinci özelliğimiz n bir tam sayı olmak üzere. A pozitif reel sayısı için A üzeri n daima sıfırdan büyüktür. A negatif reel sayısı için A üzeri 2N sıfırdan yine büyüktür. Bak unutma A negatifti çift kuvvet. Çift kuvvet sıfırdan büyüktür. A negatifti tek kuvvet. Tek kuvveti negatifin tek kuvveti sıfırdan küçüktür. Yani negatiftir. Altıncı özelliğimiz A sıfırdan farklı olmak üzere A üzeri eksen dediğimiz ifade aslında 1 bölü A üzeri N'dir. Yani buradaki eksi tamamen o ifadenin çarpımsal tersini almak demektir. Başka bir şey değil. Yani şuradaki eksi işaretinin tabandaki sayının negatifliğine pozitifliğine hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Sadece ama sadece o ifadeyi ters çevirmeye yarıyor. Bunu sakın unutma. Yedinci özellik. A ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B'nin eninci, eksi eninci kuvveti B bölü A'nın eninci kuvvetine eşittir. Ne demiştik? Buradaki eksi sadece bu ifadenin çarpımsal tersini almaya yarıyor demiştik. Sekizinci özellikteyiz. Üstü sayıların kuvveti alınırken üsler birbiriyle çarpılır. Yani sen 2'nin 3. kuvvetinin 5. kuvvetini mi alıyorsun? O halde bu 2 üzeri 15'in ta kendisidir. Yani üsler birbiriyle çarpılacak diyoruz. 9. özellikte tabanları aynı olan iki tane üslü ifade birbiriyle çarpılıyorsa üsler birbiriyle toplanır ve aynı tabana üs olarak yazılır diyoruz. Bölünüyorsa da üstteki kuvvetten alttaki kuvveti çıkararak yine aynı tabanda yazacaksın. 11. özelliğimizdeyiz. Üstleri aynı olan üstü sayıların çarparken de ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyoruz ve aynı üste taban olarak yazıyoruz bu sefer. Yani örnek veriyorum 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ü mü çarpacaksın sen? Bu 10 üzeri 3'ün ta kendisidir. 2 ile 5'i çarparsın üstler aynı olduğu için aynı üste taban olarak yazarsın bu 10'u. 12. özelliğimizde de aynı şey Üstler yine aynıysa ve bölünüyorsa o halde A bölü B'nin en ince kuvveti biçiminde sen bunu ifade edebilirsin. Tabii burada B sıfırdan farklı olacak. Yani matematikte tabana sıfır gelemez abi. Tamam. 13. özelliğimiz üssü sayılarda toplam ya da çıkarma işlemi yapılırken ortak çarpan parantezini alarak çözüm yapılır. Örnek veriyorum a üzeri n a üzeri n a üzeri n burada hepsi ortak o halde a üzeri n parantezinde x eksi y artı z biçiminde ortak çarpan parantezini alabilirsin ve böylelikle de işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Şimdi ÖSYM bakış 1'e bir bakalım soru aslına bakarsan bir yerlerden tanıdık nerelerden 2018'de ya MSÜ ya da TYT ikisinden birinde çıkmış bir sorunun benzeri. Eline bir oyun hamuru alan Elis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 3 parçaya ayırıyor ve ikinci adım sonunda 9 parça oyun hamuru elde ediyor. Burada oluşan parçalara baktığımız takdirde birinci adım sonunda 3 tane yani 3 üzeri adım sayısı 3 üzeri 1 tane. Burada 9 tane oluşmuş yani 3 üzeri adım sayısı yani 3'ün karesi kadar oluşmuştur diyebiliriz. Eliz, başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 3 yerine 4 parçaya ayırsaydı o zaman birinci adım sonunda 4 üzeri 1 tane yani 4 tane. ikinci adım sonunda e, haliyle 4'ün karesi kadar yani 16 tane. Üçüncü adım sonunda e, doğal olarak 4'ün küpü kadar yani 64 parça. Ve dördüncü adım sonunda da gençler 4'ün dördüncü kuvveti kadar yani 256 tane parçası olacaktı. 4 eşit parçaya ayırsaydı 3. adım sonunda x y tane parça oyunu. Ha, bize 3. adım sorulmuş. Şu. x y tane parça oyun hamuru elde edeceğine göre x artı y. E şimdi x y 2 basamaklı sayımız demek ki neymiş? 64. O zaman x 6'dır, y 4'tür. Bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevabımız onun ta kendisi olacaktı. Arkadaşlar Geldim kazanın bakış 2'ye m eksi 4 iken n de 3 iken m üzeri eksi n demiş yani eksi 4'ün eksi 3. kuvvetini al ve buna da 3 üzeri eksi m yani 4 81'i ekle demiş bak 3 üzeri 4 81 eksi 4'ün eksi 3. kuvveti demek 1 bölü eksi 4'ün küpü demek aslında. Bununla bunu toplayacağım. Yani aslına bakarsan 81'den 1 bölü 64'ü çıkaracağım demek bu. Şimdi 81 ile 64'ü çarpmam gerekiyor farklı bir yerde çarpacağım toplamayacağım şöyle 4 kere 81 324 yapar 6 kere 81 de 488 yapar değil mi şöyle toplayalım şimdi 4 0 2 ve 5 5204 geldi 5204'ten de neyi çıkaracağım 1'i çıkaracağım 5203 bölü 64 bana cevabı verecek diyebiliriz. Bir yerde hatam var mı diye özellikle şu çarpma işleminde bakıyorum. 4 kere 8 32 324 tamam. 6 kere 8 480. Şurası arkadaşlar 486. Evet hatamız var. Hemen düzeltiyorum. Ya bu matematikçiler bu çarpma, çıkarma, toplama, bölme olaylarına böyle yapamıyorlar ya. Ben uyuz oluyorum yani. Hani 486. Şimdi toplayalım. 4 8 11'in 1'i ve 5. 5184 geldi. 1 çıkarırsam da 5183 yapar. Bölü 64 diyebilirim. İnşallah yine işlem hatam yoktur. Evet. Ya önemli olan nasıl yapıldığı. Nasıl yapıldığını öğrendiysen geri kalan işlemleri zaten sen de yapabilirsin. Kazanın bakış 3. Şimdi bu işlemin sonucu sorulmuş. Hocam ben 20 bölü hani 5 üzeri x artı 1'e şunu ekleyeceğim ya. 20 bölü bak burayı şöyle yazıyorum. 1 artı 1 bölü 5 üzeri x biçimde yazıyorum. Şuradaki 5 üzeri eksi x demek aslında 1 bölü 5 üzeri x demek. Şimdi ben şununla şunu çarpıp üzerine 1 ekleyecek olursam burası bana 20 bölü 5 üzeri x artı 1 artı bak burasını ben sadece şu kısımdan bahsediyorum. Burası aslında 20 bölü 5 üzeri x artı 1 bölü 5 üzeri x'tir. Bunu da ters çevirip çarparsam şu şekilde bir ifade elde ederim. Yani 5 üzeri x çarpı 20 bölü 5 üzeri x artı 1 biçimde bir ifade elde ederim. Ve böylelikle paydam eşit olmuş olur. Paydalar eşit oldu. E şimdi üst tarafı da madem paydalar eşit 20 parantezin alıp yazarsam 1 artı 5 üzeri x bölü 5 üzeri x artı 1 gelecekken şunlar birbirini götürür ve geriye sadece 20 kalır. İşte o kalan 20 de bana cevabın ta kendisini verir. Evet kazanım bakış 3'ü çözdük. Geçtik 4'e. O kadar sıcak ki gençler. Yani Abi eskiden şey yoktu ya. Yani eskiden böyle bilmem ne sıcakları, yok Afrika'dan bilmem ne sıcak hava dalgası, yok İran'dan bilmem ne toz bulutları, yok şuradan bilmem ne dans havası, yok bilmiyorum yani böyle şeyler yoktu. Yani bilmiyorum insanoğlu olarak teknoloji geliştikçe acaba hani çok mu müdahale ediyoruz doğaya ya? Değil mi? Yani çok fazla bence kurcalamaya da lüzum yok yani. Hani insan yaşıyor lan bunun içinde. Hani şu an hava abi yani evin içinde 36'yı gösterir mi ya? Klima da bozuk. 36'yı görüyor ya. ya. Dışarıda da çok farklı değil 34 yani. Hani, hani ya neden abi neden yani? Neyse kazanın bakış 4'teyiz arkadaşlar. Vallahi terledim ya. Şu tişört su içinde kalıyor ya. Bak daha videonun 12. dakikasındayız. Şu tişört su içinde kalıyor abi. Ne yapayım yani ben? Devam. Kazanın bakış 4. A kaçtır diyor. Şimdi bulalım abi. A'yı da bulalım. Onu da yapalım. <laughs> Parantez içerisinde 1 eksi şu 5 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 5 midir? A üzeri eksi 1 de artı 1 bölü A mıdır? İşte bunun eksi 5. kuvveti diyor. 32. Şimdi 32 ne? 2 üzeri 5 mi? Şimdi ben bu 2 üzeri 5'i şöyle yazsam. 1 bölü 2'nin eksi 5. kuvveti biçiminde yazsam ne olur? Yani çok güzel olur bence. Neden biliyor musun? Çünkü bak eksi 5'e eksi 5 o halde şuradaki ifade 1 bölü 2'nin ta kendisiymiş diyebilirim artık. Şimdi 1'den 1 bölü 5'i çıkardım 4 bölü 5 geldi. Bunun üzerine 1 bölü a'yı ekleyince bu bana 1 bölü 2'yi verecek. O zaman 4 bölü 5'i sağ tarafa fırlatalım. Böylelikle 1 bölü a yalnız kalmış olur. 1 bölü 2'den de 4 bölü 5'i çıkarmam gerekiyor şimdi. Şurayı 5 ile burayı da 2 ile genişletirsem 5 eksi 8 bölü 10 gelir ki bu da bana eksi 3 bölü 10'u verir. Şimdi 1 bölü A neymiş? Eksi 3 bölü 10. O zaman A nedir? Tam tersi. Eksi 10 bölü 3'ün ta kendisidir arkadaşlar. Evet. Güzel. Devam. Kazanın bakış 5. X ve Y e, sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere 2 üzeri X 3 üzeri Y'ye eşitliği bize verilmiş. 16'nın Y artı X bölü Y'ninci kuvveti. Şimdi dur. 16'nın e, 16'nın Y artı X bölü Y'ninci kuvvetini ben şöyle yazabilirim. 16'nın bak Y bölü Y kaç yapar? 1 artı bir de şurada neyimiz var? X bölü Y'miz var. Tamam. Bu da bana şunu verir. 16 çarpı 16'nın X bölü Y'ninci kuvvetini verir. Çünkü 16 üzeri 1 ile 16 üzeri X bölü Y'yi çarpmak demek 16'nın üzerine 1 artı X bölü Y'yi yazmak demekle aynı şeydir. Tamam. Güzel. Şimdi bunu elde ettim. Tamam. Bunda bir sıkıntım yok. Lakin şöyle bir şey de yapılabilir bence. Şimdi hocam. Ben bana x bölü y lazım. x bölü y'yi nasıl bulurum ben? Burada bana 2 üzeri x eşittir 3 bölü y'yi vermiş ya. Onu biraz daha şöyle yazalım. 2 üzeri x eşittir 3 bölü y'yi vermiş ya. Ben her iki tarafın kuvvetini y'ye oranlarsam bir şey değişmeyecektir. E y bölü y'de 1 yaptı. Yani 2 üzeri x bölü y bana 3'ü verdi. Şimdi madem öyle 16 çarpı bak şuradaki 16 var ya ben bu 16'yı 2 üzeri 4 biçiminde yazıp x bölü y'ye yazarsam hani 4 ile x bölü y çarpılacak ya burada. O halde ben çarpımın değişim kuralından 16 çarpı 2 üzeri x bölü y'nin dördüncü kuvveti de diyebilirim bu kısmı artık. Ve ne oluştu? 16 çarpı 2 üzeri x bölü y 3'tü zaten, 3 üzeri 4 geldi. Yani burası 16 kere 81 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar, şurası 16 çarpı 81. Şimdi artı diyorum, yoluma devam edeceğim. Aynı işlemleri buna da uygulayacağım ama detaylı olarak tabi bahsetmeyeceğim. Şöyle yapacağım. 9 üzeri 2 x'i x'e bölersem 2 artı y bölü x geldi. Şimdi bu da 9 üzeri 2 81'dir çarpı 9 üzeri x bölü y lazım bize. Çarpıyorum. Neden çarpıyorum? Çünkü 3 üzeri 2 ile 3 üzeri x bölü y'yi aynı şurada yaptığımız gibi bundan kaynaklı çarptım. 9 üzeri x bölü y'yi nasıl elde ederim? Bu sefer her iki tarafı x'e bölersem 2 eşittir 3 üzeri y bölü x gelir. E 3 üzeri y bölü x'in karesi değil midir? 9 üzeri x bölü y. Aynen o zaman 2'nin karesinden burası da 4 olur. Şimdi burası da 81 kere 4'müş. Tamam. mı? E bunları topla demiş 81 parantezin alalım çarpmayalım 16 artı 4 gelir. Yani 81 kere 20 olur. 81 ile 2'yi çarparsam 162 bir tane de 0 eklerim. 1620 de bana cevabın ta kendisini verir. Güzel. Devam. Kazanım bakış 6. 2 üzeri x 5'e eşitken 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesi midir? Değil mi? O zaman burası 25'tir. Geldim buraya. 5 üzeri 4 bölü x demiş. Şimdi 2 üzeri x 5'e eşitken ben her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alsam 5 üzeri 1 bölü x 2'yi mi verir? Bak şurada ne var? 5 üzeri 1 bölü x var. Değil mi? Neymiş o? 2. Bir de bunun dördüncü kuvveti var. Yani 16. O halde ikisini toplarsam 41'in ta kendisini bulabilirim. 41 kere maşallah dedirtecek cinsten. 2 üzeri x 3. 3 üzeri y 5. 5 üzeri z 128 olduğuna göre x kere y kere z soruluyor. Şimdi ben 2 üzeri x'in 3 olduğunu biliyorum ya. Şuradaki 3 gördüğüm yere 2 üzeri x yazsam. Yani 2 üzeri x'in y'ninci kuvveti eşittir 5. Şurada 5 gördüğüm yere de şunu yazsam. Yani 2 üzeri x'in y'ninci kuvvetinin z'ninci kuvveti eşittir neymiş? 128 mi? O zaman ben şu kısımda hani üstü sayının kuvvetleri var ya. O halde ben burayı 2 üzeri x kere y kere z biçimde yazamaz mıyım? Ki 128 de 2 üzeri 7'nin ta kendisidir. O halde kimse kusura bakmasın x çarpı y çarpı z 7'dir. Bizden de bu istenmişti. Doğru cevap 7'nin ta kendisi olacaktı. Geçtim kazanım bakış 8'e. 24 üzeri a eşittir 3 ve 4 üzeri b'yi de 5 vermiş. 24 üzeri 2b eksi 2ab diye soruluyor. Hemen sen şuradaki 2b'lerin ortak olduğunu göreceksin hocam. Ve daha sonrasında diyeceksin ki hocam burası aslında 24 üzeri 2B parantezinde 1 eksi A'dır. Ve bunu da 24 üzeri 1 eksi A'nıncı kuvveti, bak 24'ün 1 eksi A'nıncı kuvvetinin 2B'ninci kuvveti biçiminde ifade edecek olursan iyi dinle beni ben bunu 24 üzeri 1 bölü 24 üzeri A biçiminde de yazabilirim ve bunun 2B'ninci kuvvetini alırım tamam mı? Tüm bunları yaptıktan sonra 24 üzeri a e, o zaten 3'tü. Yani şurası arkadaşlar 3'müş. Peki 24'ü 3'e bölersem ne gelir? 8. 8 üzeri 2b geldi. Şimdi ben bunu ben bunu şöyle yazacağım. Hocam burası 2 üzeri e, 3'ün 2 bninci kuvveti. Yani 2 üzeri 2 kere 3 6 6b yaptı. Doğru mudur? E doğru hocam. Peki bunu da şöyle yazsam. Olur mu acaba? Sence nasıl olur? 2 üzeri B'nin 2 üzeri B'nin 6. kuvveti biçiminde yazsam. Gayet hoş olur. Ve tüm bunları yaptıktan sonra artık geldim şuraya. Hocam 4 üzeri B var. Bu 5. O zaman ben 2 üzeri 2B değil midir 4 üzeri B? Eşittir 5 yazsam. Bu da 2 üzeri B'nin karesidir. Eşittir 5. Her iki tarafın 1 bölü 2. kuvvetini alırsam 2 üzeri b eşittir. 5 üzeri 1 bölü 2'dir. 2 üzeri b'yi de buldum. O halde 2 üzeri b neymiş? 5 üzeri 1 bölü 2. 5 üzeri 1 bölü 2'nin de 6. kuvvetini alacağım. Bu da 5 üzeri 6 bölü 2. Bu da 5 üzeri 3. Bu da 125'in ta kendisi yapacaktır. Tamam. Geldik. Kazanın bakış 9'a. 10 üzeri eksi 8 demiş. Ben bunu 2 üzeri eksi 8 ile 5 üzeri eksi 8'in çarpımı biçiminde yazabilirim. Üstler aynısı tabanlar çarpılıyordu biliyorsun. 25 üzeri 4 de 5'in karesinin 4. kuvvetidir. Yani 5 üzeri hop 8'dir. Yani ben burayı direkt 5 üzeri 8 diye yazarım. Bölü alt kısımda ne var? 4 üzeri eksi 6 var. Bu da 2'nin karesinin eksi 6. kuvveti olduğu için yani 2 üzeri eksi 12 olduğu için buraya 2 üzeri eksi 12 yazılabilir. Daha sonrasında 5 üzeri eksi 8 ile 5 üzeri 8'in çarpımı 5 üzeri 0'dan 1'dir. Bunu da buna bölecek olursak 2 üzeri aslında eksi 8'den eksi 12'yi çıkar diyor bize. Yani bu da 2 üzeri 4 yapar. E bu da 2 üzeri 4 16'nın ta kendisidir. Doğru cevabımız 16 idi. Geçtim 10'a. Kazanın bakış 10'dayız. 7'nin küpü çarpı 3 üzeri 4. 7 üzeri 4 çarpı 3'ün küpü. Şimdi hangileri küçük? Burada e, 7'nin küpü. Burada da 3'ün küpü küçük. O halde 3'ün küpü çarpı 7'nin küpü parantezinde şurada sadece 3 kalır. Artı şurada sadece 7 kalır. Tamam. Bölü 490. Şimdi canım kardeşim bak. 3 ile 7'in topla 10 gelir. Bu 10 şunu sadeleştirdim bir tane sıfırı. Üst tarafta 3'ün küpü çarpı 7'nin küpü varken alt tarafta 49 yani 7'nin karesi var. 7'nin karesiyle de şunu sadeleştirirsem burada 7 üzeri 1 kalır. Cevap da 27 çarpı 7'ymiş. Ee, 20 kere 7 140, 7 kere 7 49 toplarsam eğer 189 bana cevabı verir gençler. Devam. Neredeyiz? Kazanın bakış 11'deyiz artık. Pekala. 5 üzeri 14, 5 üzeri 11, 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 7 ve 10 var. Şimdi burada birbirine benzer ifadeleri yani şunları mesela paranteze alsam ben. Küçüğün parantezine 5 üzeri 11 parantezine alırsam 5'in küpü artı 1 gelir. Doğru mu? Ve geldim şu kısma. Şimdi şurayı ben eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 üzeri 6 artı 2 çarpı 5 biçiminde yazarsam 2 çarpı 5 10'dur. Şurası da 5 üzeri 7 aynısı oldu. O zaman ben bunu eksi parantezinde 2 çarpı 5 parantezine alırsam. Bak eksi 10 parantezinde aldım yani. 5 üzeri 6 eksi 1 yapmaz mı? Yapar. Bölü diyorum bölü alt kısımda 5 üzeri 10 eksi 248 kalmış oldu. Değil mi? O 5 üzeri 10 bir dursun bakalım. Bir bakacağız şimdi neler olacak. Şimdi hocam burada 5'in küpü artı 1 var. Burada 5 üzeri 6 eksi 1 var ki ben bu 5 üzeri 6 eksi 1'i 5'in küpü eksi 1 çarpı 5'in küpü artı 1 biçiminde 2 kare farkı yardımıyla çarpanlarına ayırabilirim. Böylelikle artık şurayı silerim. Bak burayı silerim. Ve bunun aynısını oraya yazarım. Yani ben oraya ne yazacakmışım? 5'in küpü eksi 1 çarpı 5'in küpü artı 1 ortak çarpan parantezinde bu şekilde yazdık. 2 kare farkı biçiminde. Şimdi 5'in küpü artı 1 burada var. Burada da var. Ortak mı? Ortak. Daha sonrasında e, şuraya geldim. 5 üzeri 10 10 e, içerisinde bir 5 var. Değil mi? E, burada da bir tane 5 var. O halde ben bir tane 5 ve bir de 5'in küpü artı 1 parantezini alacak olursam bu kısmı şurada 5 üzeri 10 kalır. Eksi. Bak şurada bir tane 5 çalınca 2 kaldı orada. Bir de şu mu kaldı? 5'in küpü eksi 1. 5'in küpü eksi 1 neye? 125 eksi 1'den 124 mü? 124'ü 2 ile çarp. 2 ile çarp. 248 geldi. Paydamızda ne var? 5 üzeri 10 eksi 248 var. E hocam şununla şu aynı oldu. Mükemmel. O zaman cevabımız 5'in küpü artı 1'i yani 126'yı 5 ile çarpmaktır bizim cevabımız. 500, 600, 630 yapar arkadaşlar. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. Güzel. Şimdi devam edelim. Kazanım bakış 12 ile. Yukarıdaki bir teleferin 20. ve 21. kabinlerinin konumu verilmiş. 20. kabinde Halastar ailesi. Şurada Halastar ailesi kalıyor. Şunda da Çelenk ailesi binmiş arkadaşlar. Onlar bulunuyor. Pekala. Gürsel Halastar ve Barış Çelenk hocalarıma da selamlarımı iletiyorum. Ailesi bulunmaktadır. Halastar ailesinin bulunduğu kabinin yer düzlemine olan uzaklığı 2 üzeri y eksi 2 iken çelenk ailesinin bulunduğu kabinin yer düzlemine olan uzaklığı da 2 üzeri x artı 1'dir denilmiş. Kabinlerin arasındaki yükseklik farkı 96 birim olduğuna göre x çarpı y soruluyor bize. Şimdi bu da 2'nin kuvveti bu da 2'nin kuvveti değil mi? Ve ikisinin arasındaki fark nedir? 96 olarak verilmiş. 2'nin kuvvetlerinden aralarında 96 fark olanlar hangileri diye kontrol edelim. 2'nin kuvvetlerini yazdığım takdirde 2 üzeri 0'dan 1 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 diye gidiyor. Hangilerin arasında 96 fark var? Şimdi 128 de 32'yi seçecek olursam bundan bunun farkı 96'dır. Güzel. Demek ki o zaman bu 2 üzeri x artı 1'dir. Bu da 2 üzeri y eksi 2'dir. Ki 32 2 üzeri 5'tir. 128 de 2'nin 7. kuvvetidir. Yani arkadaşlar x artı 1 7'ymiş. Yani x 6'dır. Ve y eksi 2 de 5'miş. Yani y 7'dir. 6 kere 7 sorulmuş bize. Doğru cevap 42'nin ta kendisidir. Güzel. Üstü denklemlerdeyiz artık. Yine özellikleri vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle üstü denklemlerde a eksi 1'den 0'dan ve 1'den farklı ve bir reel sayı olmak üzere a üzeri x a üzeri y'ye eşitse x y'ye mutlak surette eşit olmak zorundadır. Buradaki eksi 1 0 ve 1 istisnai durumlar yarattığı için e, biz bundan kaynaklı bunları eliyoruz. a üzeri x a üzeri y'ye eşitse x de y'ye eşittir o halde diyoruz. a üzeri n b üzeri n'e eşitken eğer ki n sayısı tek sayıysa direkt olarak a b'ye eşittir derken çift sayıysa a ya b'dir ya da eksi b'dir diyoruz. Yani şöyle. Şimdi 2 üzeri 4, 2 üzeri 4'e eşit olabildiği gibi eksi 2 üzeri 4'e de eşittir. Değil mi? Bak çift olunca o 2 veya eksi 2 olabiliyor taban. Bundan kaynaklı a, b'ye eşit veya eksi b'ye eşittir diyoruz. Üçüncü özelliğimizde eğer a üzeri n 1 ki bu tarz sorular özellikle soru bankalarında bazı denemelerde sıkça karşınıza çıkacak. İyi dinleyin o yüzden. Arkadaşlar bir sayının bir kuvveti 1'e eşitse 3 durum söz konusudur. Ya A 1'dir yani taban 1'dir ya taban eksi 1 ve üssü çifttir ya da üssü 0'dır ve tabanı 0'dan farklıdır diyoruz. Tamam bu üçünü soruların içerisinde uygulamamız gerekiyor. Şimdi birazdan bunun sorusunu da çözeceğiz merak etmeyin. A üzeri n eğer 0'a eşitse A 0'dır yani taban 0'dır ve üs pozitif bir reel sayıdır diyeceğiz. Çünkü sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdi. Sıfırın negatif kuvveti tanımsızdı. Bundan kaynaklı üssün pozitif olması gerekiyor. Taban sıfırken a ve b aralarında asal sayılar ve x ile y birer tam sayı olmak üzere a üzeri x b üzeri y'ye eşitse x de y de sıfırdır diyoruz. Unutma a ve b burada aralarında asal olacak ve x de y de birer tam sayı olmak zorundadır diyeceğiz. E tam sayı de a üzeri x b üzeri y'ye eşitken tabii ki de ikisi de sıfır olmalı ki a'nın sıfırıncı kuvveti 1 b'nin sıfırıncı kuvveti 1'e eşit gelsin. Üstü eşitliklerde taraf tarafa çarpma işlemi yapılabilir. Eğer a üzeri x b üzeri y'ye bu da a üzeri z b üzeri t'ye eşitse ben bunda bunu bununla bunu çarparsam a üzeri x artı z b üzeri y artı t'ye eşittir diyeceğim arkadaşlar. Yani ben bununla bunu çarparsam bununla bunun çarpımına eşit olur diyeceğim. Aslına bakarsam bu e, şöyle düşünülebilir ya da boş ver düşünmeyelim. Sayı üzerinden örnek vereyim dedim. Hani normal reel sayılardan örnek vereyim dedim. Gerek yok. Yedinci özelliğimiz üste eşitliklerde taraf tarafa bölme işlemi yapılabilir diyoruz. Şimdi taraf tarafa çarpma işlemi nasıl yapabiliyorsak o zaman bölme işlemi de yaparız. Mesela bunu buna böldün. A üzeri x eksi z. Bunu buna böldün. O halde b üzeri y eksi t'ye de eşittir diyebiliriz. Bu da yedincinin örneği olsun. Ve son olarak sekizinci özelliğimizde yine a sayısı birden ve b sayısı birden farklı. A ve B reel sayılar, pozitif reel sayılar olmak üzere. A üzeri X, B üzeri Y'ye, A üzeri Z, B üzeri T'ye eşitken şundan bahsedilebilir x bölü z y bölü t'ye eşittir. Hatta burada içler dışlar çarpım yaparsan ki en çok bu şekilde soru gelir. x çarpı t de y çarpı z'nin ta kendisi olmak zorundadır diyeceğiz. Şimdi gençler gelelim kazanın bakış 13'e. Hazırsanız sorularımızı bir güzel çözelim. 9 üzeri x eksi 2 demiş 27 üzeri x artı 4. Hemen bu tarz sorularda tabanları birbirine eşit değil. 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin x eksi 2. kuvveti 27 3'ün küpüdür. 3'ün küpünün x artı 4'üncü kuvveti dersek. Hemen ne yapıyorum? Şunu ve şunu çarpıyorum. Tabanlar birbirine eşit olduklarında için x'li ifadeleri birbirine eşitliyorum. Yani 2x-4 eksi eşittir. 3x artı 12 diyorum. 2x'i sağ tarafa postaladım. Burada sadece x kaldı arkadaşlar. Eşittir. 12'yi diğer tarafa attım. Eksi 16 geldi. Yani x-16'nın eksi ta kendisiymiş. 14. kazanım bakışta ise... 5 üzeri x artı 1 ile 5 üzeri x eksi 1'in toplamı 130 olduğuna göre ve x kaçtır diye sorulmuş. Bu durumda 5 üzeri x eksi 1 küçük olanın parantezini alın daima. Burada ne kalır? x artı 1 x eksi 1'den 2 fazla olduğu için 5'in karesi kalır. Artı bir de birimiz mevcut tabii ki eşittir 130 dedim. Arkadaşlarım şurası 26'dır ve 26 130'un 5'te biridir. Yani ben bunu buna oranlarsam burası 5 olur. E, hocam 5 üzeri x eksi 1 5 ise yani 5 üzeri 1 ise x eksi 1 de 1'dir. E, x eksi 1 1 eşitse x tabii ki de 2'nin ta kendisidir. Geldim kazanım bakış 15'e. 5 üzeri x ile 20 üzeri 2 eksi x'in çarpımı 100'müş. Şimdi ben burayı 5 üzeri x yazdım eyvallah ama 20 üzeri 2 eksi x'in ne yapacağım? Şöyle yazacağım. 4 üzeri 2 eksi x, 4 üzeri 2 eksi x çarpı 5 üzeri 2 eksi x biçiminde yazacağım ve yüze eşitleyeceğim. Bunu yazmamdaki sebep şuradaki 5 üzeri x ve 5 üzeri 2, 5 üzeri 2 eksi x'i buluşturabilmek. Eğer ki bunları çarparsam üstler toplanacağı için 5'in karesi gelecektir. Çarpı 4 üzeri 2 eksi x eşittir 100 yaptı. 5'in karesi 25'tir. 100'ü e böldüğüm, 100'ü 25'e böldüğüm takdirde 4 gelir. Yani 4 üzeri 2 eksi x eşittir 4 ise burada x tabii ki de 1 olmak zorundadır çünkü 4 üzeri 1 4'e eşittir x kaçmış 1'in ta kendisi Devam edelim gençler Kazanın bakış 16 ile 4 x eksi 7'nin 5. kuvveti bak tek kuvvet e Bu da tek kuvvet o zaman ne yapıyordum Tabanları direkt birbirine eşitliyordum 4 x eksi 7 3 x artı 5'e Eşittir buradan x eşittir 12 gelecektir Arkadaşlar 12'yi de yerine yazdığınız Takdirde zaten sağladığını görürsünüz 105. sayfamdayım ve kazanım bakış 17 Görüyorsun ki çift kuvvet verilmiş yine. Burası da çift kuvvet. Az önce tekini çözmüştük. Şimdi çiftini çözeceğiz. X kaç olabilir diye sorulmuş. Hemen diyorsun ki 4x eksi 7 ya 3x artı 5'tir ya da 4x eksi 7 eksi 3x eksi 5'tir diyorsun. Bir artılı bir de eksilisine eşit olabilir. 3x'i bu tarafa gönderirsen x eksi 7'yi diğer tarafa gönderirsen 12 olabilir. Eksi 3 x'i bu tarafa gönderirsen 7 x. Eksi 7'yi bu tarafa gönderirsen 2 ve x buradan 2 bölü 7'nin ta kendisi olabilir. Yani cevap ya 12'dir ya da 2 bölü 7'dir diyeceğiz. 18. soru. M ve N birer tam sayı. 7'nin bir kuvveti 13'ün bir kuvvetine eşitmiş. Bak kuvvetler tam sayıyken bu eşitlik nasıl mümkün? 7 üzeri 0, 13 üzeri 0'a eşitken mümkün. Değil mi? Çünkü ikisi de 1'dir. O halde ben 2m 3n'nin kesinlikle eksi 2 olması gerektiğini biliyorum. Şurası eksi 2 ise eksi 2 ile 2'nin toplamı 0 yapar. m artı n de kesinlikle 9'muş. Hemen onu da yazdım. m artı n eşittir 9'muş. Şurayı 2 ile genişletin arkadaşlar. Böylelikle 2m artı 2n eşittir 18 olur. Şimdi bundan bunu çıkaracak olursan 2m'ler gider. 2n'den eksi 3n'yi çıkardın 5n. 18'den eksi 2'yi çıkardın 20. N kaç geldi hocam? 4. Eğer N4 ise M de 5'tir. Getirdiğin yerine yazın. 5 artı 4 artı 5 kere 4. Burası 20'dir. Şurası 9'dur. Toplamı 29 yapar. Hayırlı olsun. Doğru cevabımız da 29'du zaten. 19. kazanın bakışa geçiş yaptık. Şimdi ne demiştim size? Bu tarz ifadeler, bu tarz sorular Soru bankalarında sıkça karşına çıkar, bazı denemelerde sıkça karşına çıkar. O yüzden beni iyi dinle. Bir üslü ifadenin 1'e eşit olabilmesi için 3 farklı durum söz konusuydu. 1. Taban 1'e eşit olabilir. x 3 1 ise x kesinlikle 4'tür. Başka bir şeye bakmana gerek yok. Bu kesinlikle sağlayacaktır. İkinci Özellik taban -1 olabilir. x 3 -1'e eşitken x 2'dir arkadaşlar. Şimdi bu 2'yi de götürüp Kuvvette yerine yazacaksın. Şimdi tabanımız eksi 1 oldu. Kuvvette yerine yazarsan 9'dan 2'nin karesini yani 4'ü çıkarırsan 5 gelir. Eksi 1 üzeri 5 eksi 1'dir. Yani taban eksi 1'e eşit olurken bu ifade 1'e değil eksi 1'e eşit oldu. Yani buradan kök gelmedi. Üçüncüsünde ise üssü 0 olabilir. 9 eksi x kare eğer 0 ise x burada ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Şimdi x 3 olursa Taban sıfır olacağı için sıfır üzeri sıfırdan belirsiz gelir. Yani x3 olamaz. Peki x3 olursa? Eksi 6'nın 0. kuvveti gelir ki daima 1'dir. Dolayısıyla x'in alabileceği bir diğer değer de eksi 3'tür. İşte bunların çarpımı sorulmuş bize. 4 kere eksi 3 tabii ki de eksi 12 cevabını verecektir bizlere gençler. Devam ediyorum. Kazanın bakış 20 ile. Böyle bir soru var. Eşittir sıfır olduğuna göre x artıya toplamının en küçük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi bu sıfıra eşit olacaksa sıfıra eşit olacaksa x eksi 5 kesinlikle sıfırdır. Böylelikle x 5'tir. Bu doğru. Şimdi sıfır üzeri y artı 8'imiz vardı. Buradaki y artı 8 negatif olamaz. Sıfır olamaz o halde sıfırdan daha büyük olmalı. Yani y eksi 8'den daha büyük olmalı o halde y'nin alabileceği minimum değer eksi 7'dir. Zaten x artı y'nin toplamının en küçük değeri sorulmuştu. x'i 5, y'yi de eksi 7 seçersek toplamları eksi 2'nin ta kendisi olur deriz. Kazanın bakış 21'deyiz. Böyle bir ifade var. x'in y türünden eşiti soruluyor bize. Şimdi hocam neyi fark edeceğim? Bir 5a var. a var. 2a var. Eğer şunun üstünü 3 ile çarpmayı başarıp üsttekiyle toplayabilirsem bir şeyler olur. 7 üzeri a eksi 1 bölü 5a eksi 2'nin ben kübünü alırsam aslında y'nin de kübünü almış olurum. Ve bu bana şunu verir. 7 üzeri 3a eksi 3 bölü 5a eksi 2'nin ta kendisini verir. Bak şunla şunu çarptım. Şimdi eğer ben y küpü buldum ya. Bunu 7 üzeri 2a artı 1 bölü 5a eksi 2 ile çarpacak olursam üstler toplanacağı için 7 üzeri 3a ile 2a'yı topladım 5a eksi 3 ile 1'i topladım eksi 2 bölü 5a eksi 2'den 7'yi verir. Bak şimdi iyi dinle ben y küp sayısıyla şurası y küp e şu da x'ti zaten y küple x'i çarpınca 7'yi veriyormuş o zaman x'in y türünden eşiti nedir x'i yalnız bırak. Karşıya gönderdiğin takdirde y küpü 7 bölü y küp bize cevabı verir. Eğer şıklarda yoksa 7 çarpı y üzeri eksi 3 mutlaka vardır. X türünden y'nin pardon y türünden x'in eşiti. Evet 22. kazanım bakıştayız. 3 üzeri x ve 9 üzeri y verilmiş. 8 üzeri y bölü x soruluyor. 3 üzeri x eşittir. 125 nedir hocam? 5'in küpü mü? Evet. 9 üzeri y, 3 üzeri 2y'dir ve 625'e eşitmiş. Yani 5 üzeri 4'e eşitmiş gençler. Hemen ne yapacağım ben? X'i 2Y'ye oranlayacağım. X bölü 2Y eşittir. 3'ü 4'e oranlayacağım. 3 bölü 4 dedim. Sonrasında ise şurayı 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm. 2 geldi. Yani X bölü Y neymiş? 3 bölü 2. O halde Y bölü X nedir? 2 bölü 3'tür. Değil mi? E şimdi benden diyor ki 8 üzeri y bölü x bu. E 8 2'nin küpü değil mi? Ben bunun y bölü x yani 2 bölü 3. kuvvetini alırsam şunla şunu çarpmam gerekiyor. Çarptığım takdirde de 2 üzeri 2 gelir. 2 üzeri 2 de 4'ün ta kendisidir. Neden 2 üzeri 2 geldi? Buradaki 3 de buradaki 3 gitti. 2'nin karesi geldi. 2'nin karesi de bana 4'ün ta kendisini verecektir. Cevap 4'tü gençler. Devam. Kazanın bakış 23. A ve B birer tam sayı. 2 üzeri a ya 2 üzeri B eksi 2 ekleyince 2 üzeri 2B artı 5 veriyor. A kere B sorulmuş bize. Şimdi bu durumda bunların tam sayı olduğunu biliyoruz biz. Ekstradan şunu düşünelim. Bir 2 üzeri A artı 1'imiz bir de 2 üzeri B eksi 2'miz var. İkisi de 2'nin kuvvetleri mi? Evet 2'nin kuvvetleri. 2'nin iki tane kuvvetini topluyorum ve bana neyi veriyor? 2'nin başka bir kuvvetini veriyor. Şimdi böyle bir şey Nasıl mümkün olabilir diye düşüneceğiz biz. Birçok şekilde mümkün olabilir. Yani hani şöyle diyebilirsin. 2'nin küpü kaç? 8. 2'nin diğer küpü kaç? O da 8. 8, 8. 16'yı verir. O da bize 2 üzeri 4'ü verebilir gibi düşünmemiz lazım. Lakin şöyle bir durum var. Hani sadece bunlar mı sağlıyor hocam? Yok. Mesela 16 artı 16 da bize 32 yani 2'nin farklı bir kuvvetini veriyor. 32 artı 32 de bize 2'nin farklı bir kuvvetini veriyor daima. Peki şimdi neyi düşünerekten yapacağım ben bu soruyu o halde? Şöyle düşünelim gençler. Burada ben A artı 1'i artık şunu anladım. Hani 16 ile 16'nın toplamı 32. 32, 32, 64, 64, 64, 128'i veriyorsa. Demek ki şu ikisi birbirine eşittir diyeceğim. Şunla şu birbirine eşittir diyeceğim. A artı 1 2B eksi 2'ye eşittir. Buradan da 2B'den A'yı çıkardığım takdirde 3 geleceğini biliyorum artık. Bu 1 cepte. Ve dikkat et 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ün toplamı 2 üzeri 5'i 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 10'un toplamı 2 üzeri 11'i veriyor ya. Demek ki buradaki 2B artı 5 yani buradaki 5'in buradaki 4'lerden birer fazla olduğunu 11'in onlardan birer fazla olduğunu düşün. O zaman 2b artı 5 Direkt noktayı koyduk bak soruya Buradaki b eksi 2'den bir fazla olmaz mı? E olur Madem öyle b'yi bu tarafa at B Şurası eksi 1'di 5'i diğer tarafa at Eksi 6 gelir Yani b kaçmış arkadaşlar? Eksi 6 Yani getir yerine yaz 2 üzeri eksi 8 Şurayı da yerine yaz ee, Orası da 2 üzeri eksi 8 olacaktı Ve eşittir Ne olacak? 2 üzeri bak 2 kere eksi 6 eksi 12. 5 ekle eksi 7. Bak yine bir fazla oldu. Mükemmel oldu. E, A artı 1 de artık eksi 8 ise A da buradan eksi 9'dur. Eksi 9 kere eksi 6 kaç yapar? 54'ün ta kendisi cevabımız 54 olacaktı. Kurmazca bir soruydu. Geldik 24'e. Şimdi böyle bir ifade verilmiş eski tip yani ÖSS ve YGS tipi soruların zorlarından arkadaşlar. İyi dinleyin. Ben şuraya A dersem yani 5 üzeri x eksi 25'e A dedim. 25 üzeri x eksi 5'e de B dedim. A ile B'yi toplarsam ne gelir? 5 üzeri x artı 25 üzeri x eksi 30 gelir. Ki bu da A artı B'dir. Yani burası da A artı B miymiş? Güzel. Şimdi burada ne, ne var? A'nın küpü var. B'nin küpü var. Karşı tarafta A artı B'nin küpü. A artı B'nin küpünü alırsam A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp gelir ki A küp B küp A küp B küp birbirini götürür. Geriye kalan da sadece şurasıdır. Yani 3 A B parantezinde A artı B'dir. Geriye kalan eşittir 0 dedik. Çünkü karşı tarafta bir şey kalmadı. Şimdi bu durumda A artı B dediğimiz yer Şurası yani. Abi 5 üzeri x artı e, hatta şöyle yazalım biz bunu. 25 üzeri x artı 5 üzeri x eksi 30 değil midir? Hatta eşittir 0. Yani ya burası 0'dır ya da burası 0'dır diyeceğim. Şimdi burası da 5 üzeri x'in karesi olduğu için 5 üzeri x'e 5 üzeri x diye burayı da eksi 6'ya değil artı 6'ya eksi 5 diye açarsam 5 üzeri x ya eksi 6'dır ya da 5 üzeri x 5'tir. Şunu unutmuyorsun hiçbir pozitif sayının kuvveti negatif yapamaz. Bundan kaynaklı buradan kök gelmeyecektir. Demek ki 5 üzeri x5 ise x1 olabilir. Şimdi bu çözüm kümemizde yani x sağlayan x değerlerinde 1 kesinlikle vardır. Bu cepte. Bir de a ile b'yi çarpıp yani 5 üzeri x eksi 25 ile 25 üzeri x eksi 5'i çarpıp sıfıra eşitleyeceğim. Ya burası sıfırdır yani x 2 gelir ya da burası sıfırdır yani x 1 bölü 2 gelir. Ki köklü sayılara da geçiş yapacağız. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti o sayının kareköküdür. Bundan kaynakla 25'in karekökü 5 olduğu için x 1 bölü 2'den başkası değildir. Böylelikle x'i 1 bölü 2 ve 2 buldum bir de 1 sağlıyordu. Bunların toplamı bize 7 bölü 2'nin ta kendisini verir. Doğru cevabımız da budur. Çok sağlam soruydu. Şimdi gençler 25. örnek için 106. sayfamıza geçtik. 3 üzeri a 5, 5 üzeri b de 7ymiş. Bu ifadenin değeri soruluyor bize. Şimdi düşünelim bakalım. E, öncelikle 225 dediğimiz sayı, 15 kere 15'tir. Yani 3'ün karesi çarpı 5'in karesidir. E, bunun a çarpı b'ninci kuvvetinden bahsediyoruz. E, a b'ninci kuvveti derken. Bir de 49 üzeri a da tabii ki nedir? 7 üzeri 2a'dır. Değil mi? Şimdi bunu buna böl demiş bize. Yapmaya çalışalım şimdi hocam. Öncelikle ben şu kısımda 3 üzeri 2a çarpı 5 üzeri 2 3 üzeri 2ab ve 5 üzeri 2ab'yi görüyorum. Değil mi? Hatta ve hatta burada ben şunu söyleyebilir miyim? Ee, şimdi 3 üzeri a 5'ti, 5 üzeri b de 7 idi ya. 3'ü ve 5'i acaba yalnız bırakmaya çalışsak bize fikir verir mi diye düşünsek. Yani biraz daha şöyle kurcalayalım. Şöyle diyelim mi? Bak şöyle diyelim. Şurayı sileyim. Daha hafif nasıl anlatırım diye düşünüyorum. Şöyle düşünelim. Hocam 2 ile şunu çarptım. 3 üzeri 3 üzeri 2 çarpı A çarpı B geldi çarpı 2 ile bunu çarptım. 5 üzeri 2 çarpı a çarpı b geldi. Bölü alt kısımda da 7 üzeri 2 a'mız mevcut. Ne güzel. Şimdi 3 üzeri a'nın 5 olduğunu biliyoruz bak. 3 üzeri a var burada değil mi? O zaman ben oraya 5 yazarım. Yani 5'in 2 b'ninci kuvveti yazdım. Çarpı. Şurada ne var? 5 üzeri b mi var? E o da 7'ymiş. O zaman 7 üzeri 2a yazabilirim buraya. Bölü alt kısımda ne var? E, 7 üzeri 2A var. O zaman şunlar gitsin. E, cevap 5 üzeri 2B'ymiş. Ama 5 üzeri 2B'ye de bir hal çare bulmak lazım yani değil mi? Hocam 5 üzeri B'nin sen 7 olduğunu bilmiyor musun? Karesini alırsan 5 üzeri 2B gelir. 7'nin karesi gelir. Yani 49 gelir. Demek ki cevabımız da 49'un ta kendisidir. Yani aşırı derecede karmaşık gibi görünen soru aslına bakarsan ufak bir hareketle gayet basitleşebiliyor, gayet sadeleşebiliyor. Geldim 26. kazanım bakışa. 2 üzeri A, 3 üzeri B ve 5 üzeri C birbirine eşit ve M iken 1 bölü A artı 1 bölü C artı 1 bölü B artı 1 bölü C de 1 bölü 4'müş. Bizden M kare isteniyor arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri A M'ymiş. Aynı zamanda 3 üzeri B M'ymiş ve aynı zamanda 5 üzeri C de M'ymiş değil mi? Her iki tarafın bu eşitliklerin hepsinde de. Mesela şuranın 1 bölü A'nınca kuvvetini alırsam 2 eşittir m üzeri 1 bölü a gelir. 3 eşittir m üzeri 1 bölü b'nin kuvvetini alıyorum 1 bölü b geldi. 5 eşittir 1 bölü 5'in kuvvetini alırsam m üzeri 1 bölü 5 gelir. Daha sonrasında 1 bölü a 1 bölü b 1 bölü c toplanmış burada ben bunları nasıl toplarım? Şunu şunu ve şunu çarparsam eğer m üzeri 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c gelir. E çarptığım için de 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30'u yakalarız. Şimdi hocam 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C 1 bölü 4 değil miydi? Yani M üzeri 1 bölü 4 neymiş? 30. Şimdi diyor ki M kare sayısı kaç basamaklıdır? E M kareyi elde edebilmek için ben bunun kaçıncı kuvvetini almam gerekiyor? 8. kuvvetini alırsam. E buranın da 8. kuvvetini alırsam. 8 kere 1 bölü 4'ten M kareyi elde etmiş oluruz. Çok güzel. Şimdi M kare 30 üzeri 8'miş bu kaç basamaklıdır diye soruluyor. 30 üzeri 8 demek. 30 üzeri 8 demek. 3 üzeri 8 de 10 üzeri 8'i çarpmak demektir hocam. Tamam. Şimdi 3 üzeri 8 kaç basamaklı diye düşünelim biz. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 4'ün çarpımı değil midir burası? Ve 10 üzeri 8 dedim. 10 üzeri 8'e bir şey yapmıyorum dikkat ettiysen. 3 üzeri 4 kaçtır? 81. E bu da 81. 81 kere 81 kaç basamaklı? 4 basamak. Şimdi 4 basamak burası var. 10 üzeri 8'de bu 4 basamaklı sayının sonuna 8 tane 0 ekle demek değil mi? E 4 basamaklı sayının sonuna 4 basamaklı sayının sonuna 8 tane sıfır eklersem bu sayı artık 12 basamaklıdır diyebiliriz gençler. Evet, hoş soruydu. Devam. Altta soru yok değil mi? Yok. Devam ediyorum. Bir diğer kısımda bir notumuz var şimdi karşımıza. Eğer a üzeri x, a üzeri y'den küçük veya eşitse, taban birden büyükse x de y'den küçük veya eşittir. Yani şuradaki eşitsizliği aynı şekilde kullanabilirsin ama taban sıfırla bir arasındaysa yani basit kesirse tam tersine döner. X, Y'den büyük veya eşittir deriz. Geldim Kazanın bakışı 27. İyi dinle beni. 1 bölü 8'i ben 2 üzeri eksi 3 biçiminde yazarım. Küçük veya eşittir. Şunu da 2 parantezine getirirsem 2 üzeri 2 eksi 2 x'tir. O da küçüktür. 128 de 2'nin 7. kuvvetidir. Şimdi tabana bakıyorsun. Taban 1'den büyük, 1'den büyük, 1'den büyük. O halde ben şu eşitliği yazarım. Eksi 3 küçük veya eşittir. 2 eksi 2 x o da küçüktür 7. Tamam üstleri bu şekilde sıraladım. Eksiyle çarparsam eksi 7 küçüktür. 2x eksi 2 o da küçük veya eşittir 3 yaptı. Tamam. 2 eklersem eksi 5 küçüktür. 2x o da küçük veya eşittir 5 gelir. 2'ye bölersem eksi 2 buçuk küçüktür. x o da küçük veya eşittir 2 buçuk yapar. Eksi 2 buçuktan büyük olan ilk sayımız eksi 2'dir. Sonra eksi 1 var sonra 0 var sonra 1 var sonra 2 var. 2 buçuktan küçük en büyük sayı da 2'dir zaten. Kaç farklı iki tam sayısı varmış? 5 tane O zaman cevabımız da 5 olacaktı Ve son olarak kazanın bakış 28'deyiz Bengisu 2 üzeri 7, 3 üzeri 10, 4 üzeri 6, 9 üzeri 4 ve 12 üzeri 4 sayılarından ikisini seçip Birini aşağıda verilen sarı kutuya Diğerini de yeşil kutuya yazıyor Sonra bulduğu sonucu bir kağıda not ediyor arkadaşlar Buna göre Bengisu'nun bulduğu sonuçlardan tam sayı olanların çarpımı soruluyor Tam sayı olanları bulacağız bunu yapmanın en güzel yolu sınav esnasında aynı şeyi düşünebilirsiniz. 2 üzeri 7 ona yapacak bir şey yok böyle dursun. 3 üzeri 10'a da yapacak bir şey yok ama 4 üzeri 6 aslında 2 üzeri 12'dir. 2'nin karesinin 6. kuvveti çünkü. 9 üzeri 4 aslında 3 üzeri 8'dir. 12 üzeri 4 de 2'nin karesi çarpı 3 olduğu için 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4'tür aslında. Güzel. Şimdi hangisini hangisine bölersem tam sayı gelir ve sonucu ne gelir? Bak mesela ben 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 7'ye bölersem 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 7 bana 2 üzeri 5'i verecektir. Yani Bengüsü'nün bulduğu sonuçlardan bir tanesi budur. 2 üzeri 5. Daha sonrasında üçlü olanlardan bir şey bak. Hemen 3 üzeri 10'u 3 üzeri 8'e böl. 3 üzeri 10 bölü 3 üzeri 8 ne gelir? 3'ün karesi gelir. Diğer sonuç 3'ün karesi. Özür dilerim. 3'ün karesi gelir. Bengüsü'nün bulduğu diğer sonuç budur. Başka var mı hocam? Var. Bak ben gördüm. Var. Şunu şuna bölersen çünkü 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4'ü ben 2 üzeri 7'ye bölecek olursam Şununla şu sadeleşir 2 gelir bu da 2 çarpı 3 üzeri 4'tür diğer sonuç da budur Başka da bir sonuç yoktur tam sayı olan o zaman bunun bunun ve bunun çarpımı sorulmuş bizden 2 üzeri 5 de şuradaki 2'yi çarparsam 2 üzeri 6 yapar 3'ün karesiyle 3 üzeri 4'ü çarparsam 3 üzeri 6 yapar Üstelik eşit olduğuna göre tabanları çarparım. 6 üzeri 6 da bana doğru sonucu verir. Doğru sonuç 5 şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Evet kazanın bakışı 28'de çözdüğümüze göre artık videomuz bitti. Dersimiz bitti. Bir sonraki derste üstlü ifadeler kısmına geçeceğiz. Üstlü ifadelerde ÖSYM bakışa geçeceğiz arkadaşlar. 14 tane yanlış hatırlamıyorsam soru var. Arkasından yine 4 tane de SML bakış testimiz var. Onlar da iki ayrı videoda gelmiş olacak karşınıza. O videolarda, o derslerde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.